Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. 616. hadis-i şerif. Zâhe ta'mul iman. Zâhe tadar. Tamel iman, imanın tadını, imanın tadından tat alır. Ben hadiye billahi rabben, kim Rab olarak Hazreti Allah'tan razı olursa, o bil İslami dinen, din olarak İslam'dan razı olursa, o bi Muhammedin Resulen, Resul olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olursa, bu şahıs imandan ne almış olur? Tat, lezzet almış olur. 617. hadis-i şerif. Zekirullahi fi Ramazan mağfurun lehu. Zekirullah, Allah'ı zikreden şahıs. Zekir, ismi fail. Zikreden. Fi Ramazan, Ramazan ayında mağfurun lehu, o bağışlanmıştır. Yani zikir zaten güzel bir şeydir. Bir de Ramazan'da oldu mu onun bağışlanmasına vesile oluyor. Vesailullahi, Allah'tan isteyen, sual eden, o da ismi faildir. Fihi, yine Ramazan ayında, yine Allah'tan istemek, o da güzel bir şeydir. Kendi kulluğunu bilip Allah Teala'nın da ilahlığını itiraf ederek hamd ve senelerle Allah'tan istemek, o da hoş bir şeydir. Ve o da fihi Ramazan ayında olması münasebetiyle la yahibu, eli boş dönmez. Demek ki Ramazan'ın bereketiyle o zikreden mağfur olur. O sail de, isteyen de eli boş çevrilmez. 618. hadis-i şerif. Zubbu an a'radikum bi emvalikum, mallarınızla namuslarınızı, a'rad namuslarınızı hafizu, muhafaza edin. Yani bir nevi mallar insanı ne yapıyor? Bazen namusuna dil uzatılmaktan onu muhafaza ediyor. Belki efendim, hatta Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne soruyorlar. O zaman mesela diyelim ki şairler var. Veyahut da kötü insanlar var. Belki bunları, hani malın bir kısmıyla işte cömertlik yaparak, güzellik yaparak onun insanı ne yapar? Kendisine iyileşmeden kendisini muhafaza edebilir. Evet. 619. hadis-i şerif. Zerin nes, insanları bırakın ya'melun, ibadet yapsınlar. Yani hani kuru kuruya inandım demek ile kalmasınlar. Belki de hani ibadet yapsınlar, amel etsinler. Niçin? Çünkü feinler cennete mi'etü derece. Çünkü cennet 100 derecedir. Yani hani cennete girilecekse dahi bu sefer cennetin de dereceleri var. O dereceler de nasıl elde edilir? O amellerle. Onun için hani sadece inandım cennete gireyim den ziyade İnsanlar ibadet etsinler, amel etsinler. Çünkü cennetin 100 derecesi var. Mâ beyne kulli derece, o 100 derece arasında, her derece arasında vardır. Kem beyne semâ yol, ard gökyüzü ile ard yeryüzü arasındaki mesafe kadar. O 100 derece arasında her bir derecede böyle mesafe var. Vel firdevsu, firdevs cenneti ise âlâhe dereceten. Demek ki 100. En üstteki, ve ortası, yani en güzeli,
Ve fevkaha firdos, cennetin üstünde de arşur rahman, rahmanın arşı var. Yani arş aslında taht demek, makam demek. Padişahın koltuğu, makamı. Ama tabii rahmanın arşı nasıldır? İnsan aklı yetmez. Allah alem arşı taşıyan 4 melek var. Kıyamet günü ise 8 meleke. Ayette böyle şeyden bahsediliyor. O minhe o tufecciru o minhe tufecciru enharul cenne cennet nehirleri oradan fışkırıyor. Onun için feize sealtumullah Allah Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman fes'eluhu el firdevs Firdevs cennetini isteyin. Yani Allah Teala gafurdur, rahimdir. Vermesinin sınırı yoktur. Madem ki öyle siz de Firdevs'ü en ağlasını, en güzelini isteyin. Evet, demek ki hani tevazu yapıp da hani köşesine, kıyısına gireyim deyin. Bu hadise uyarak da Allah'tan Firdevs'ü isteyelim. Onun ki layık olmasak bile. altı yüzüncü hadis-i şerif. Zikrullah. Allah'ı zikretmek şifa-ül kulub, kalplere şifadır. Buna benzer ayeti kerime var. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Yani ele bi zikrillah, Allah'ın zikriyle dikkatli olun, uyanık olun. Allah'ın zikriyle tatmainnul kulub, kalpler mutmain olur. Mutmain de işte bir nevi şifadır. Tümenine, kalbin huzur bulması. 620. hadis-i şerif. Zimmetul muslimine vahidatun. Müslümanların zimmeti, garantisi birdir. Yani Allah alem dokunulmazlığı, ya nasıl canı, malı, namusu dokunulmazdır. Bu dokunulmazlık konusunda bütün Müslümanlar eşittir. Yani değil ki falan kesin canı candır, diğerin canı can değil. Bütün canlar, namuslar, mallar, bunlar hepsi dokunulmazdır. Femen ahfara, kim bunu sözünde durmaz. Fealeyhi, o men üzerine olsun. Lanetullah vel melaike vel nas ecmain. Allah'ın, meleklerin, insanların tümünün laneti onun üzerine olsun. La yugbalu minha, minhu şahıstan kabul edilmez. Sarfun, ne nafilesi ve la addun, ne de farz ibadeti. Evet, yani burada ciddi bir tehdit var. O şeyi kim bozarsa, o sözü kim bozarsa onun ne nafile ne de farz ibadetleri kabul olmaz. Yine buna benzer. وَمَنْ تَوَلَّ قَوْمًا بِدُونِ اِذْنِ مَوَالِيهِ. Yani her kim, tabii bu eski zamandaki herhalde kölelerden için yani efendisinin izni olmadan, eski efendisinin izni olmadan başka bir efendiye kendini efendi yapıyor. Onun da ta lanetullah aleyhi, onun üzerine olsun. Lanetullahi vel melaiketi vel nesi ecma'in. Ondan da la yekbelu minhu sarfun ve la addun. Yani nasıl kadın kocasına emanetse o zaman köle de efendisine sorumluluktur. Yani nasıl kadın kocasından habersiz dışarı çıkar, dönünceye kadar sıkıntı içindedir. Bu da köle de öyle. وَمَنْ تَوَلَّ قَوْمًا بِدُونِ اِذْنِ مَوَالِهِ Eski efendilerin izni olmadan, onlardan onay almadan, her kim ki tevelle kavmen, bir kavmi kendine haksa efendi yapsa,
فَعَلَيْهِ اُمَنْ üzerine, o köle üzerine لَعْنَتُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. 622. hadis-i şerif, zembun yuğferu, bağışlanan günah var. Ve zembun la yuğferu, bağışlanmayan günah var. Ve zembun yüceze bihi, ve bir günah da var ki yüceze, karşılığını görüyor insanın. Yani onun mukabilini, cezasını çeker. فَاَمَّ زَنْبُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ, günah, bağışlanmayan günah ona gelince, o فَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ, Allah'a şirk koşmaktır. Bu Allah'a şirk koşmak günahı bağışlanmaz. Allah Teala bağışlanmayacağını ahdetmiş, söz etmiştir. وَاَمَّ زَنْبُ الَّذِي يُغْفَرُ, o bağışlanan günah ise hangisidir? فَعَمَلُكَ, senin amelin, ibadetin. Ama hangi amelin? Beyneke ve beyne Rabbike, senin ile Rabbin arasında, kulluk ile ilahlık arasında olan günahlar. Yani içinde kul hakkı yok, belki de senin ile Allah arasında olan. Şunu yap demiştir, yapmamışsın. Şunu yapma demiştir, haramı yapma demiştir, yapmışsındır. Bu Allah Teala istese affeder, istese cezalandırır. Bu bağışlanması muhtemeldir yani. Ve emme zenbu lezi yüceze bihi, o günah ki yüceze bihi, cezasını çeker. O da fezulmuke, senin zulmetmen ehake, din kardeşine. Yani aslında burada aslında bakıldığı zaman çok güzel bir alt mana var. Yani fezulmuke, seni zulmediyorsun, ahake, kardeşin. Aslında dikkat etsen, yani etmemen lazım. O senin kardeşindir. Senin din kardeşindir. Yani burada o zalime de böyle biraz hani kendine gel, yaptığından farkına var. Fezulmuke, seni zulmetmen ahake, kardeşindir. Ona zulmetme. Ama öyle kardeşine zulmedersen o kul hakkına giriyor ve o ne yapar? Onu senden sorar. Allah-u Teala da onu kula bırakır ve onu karşılığını gösterir. Bir hadis-i şerifte herhalde Allah ile kul arasında ilk hesaba çekilecek namazdır. Kullar arasında ilk çekilecek hesap ise kandır. Yani eğer birisini öldürmüşse ilk ondan hesabı çekilir. Çünkü en büyük odur kısas. Artık malını çalmışsın, gıybetini yapmışsın. Bunlar onun bir alt tabakası olur. Önce bu kan. Yani o mahşer gününde de Allah muhafaza maktul katili çekiştire çekiştire ve üstündeki kanlar halin taze böyle fışkırırcasına Allah'ın huzuruna çıkarır ve ona der ki beni niye öldürdü diye buna sor. Cezakumullah hayran kesin.